arada bir böyle sevmezsen harika güzel olmaz. İki tane alacaksın. Bir tane seveceksin felsefe okur ezgi kitap okur okulum önümüzdeki dönem bitiyor. Eğitim olarak devam etmek istiyorum. Hem akademi hem de lise öğretmenliği olarak devam etmek istiyorum. Zamanlarında bol bol hayvanlarla uğraşır. Hayvanlarla ilgilenir. 7 yaşındayken yaklaşık bir 6-7 ay kadar babaannemin yanında kalma fırsatım oldu. Köye, Ankara'nın köyünde yaşıyordu babaannem. Oraya gittik. Ee, tabii çok sıkılıyorum, aşırı sıkılıyorum ve yapacak hiçbir şey bulamıyorum. düzgün arkadaşım da yok. Ee, babaannem de işte küçük küçük bir şeyler örüyor. Dedi tutunun bana da öğret. Ee, öğretti. Önce küçük küçük şey zincir çekeyim, biraz e, oyalanayım diye. Sonrasında ben köye herkese el bezi örmeye başladım öyle küçük küçük el bezleri. Telefonun üstüne koymalık, e, koltuğun yanına koymalık. Ya bizim de köyümüzde herkes de aynı model ve aynı el vardı. Sonrasında bıraktım zaten. Üstüne düşmedim ama bazen çok beğendiğim bir ip bulduğumda alıp daha sonrasında değerlendiririm diye bir kenara koyuyordum. Biliyorsunuz ki mağazalarda artık istediğimiz modeli pek almamız mümkün değil. Özellikle orta sınıfın. Her şey çok uçuk. Ben de modeli görüyorum. ipi buluyorum ve onu birleştirerek bir şeyler yapıyordum kendime. ve pandemi girdi. Pandemide zaten okula gitmiyoruz. Sosyalleşebilecek herhangi bir yer yok. Önce paspas yaparak başladım. Bir sürü paspas yaptım. Bütün arkadaşlarıma paspas yaptım. <laughs> Daha sonrasında dedim ki ben e, kazak vereyim bari biraz da çünkü gerçekten çok sıkılıyordum. Bir kitap oku, evet çok güzel. Film izle çok güzel ama onlar da bir yere kadar. Sonrasında başladım. Birkaç bir şey ördüm kendime ama pandemi yüzünden nerede giyeceğim dedim ya. Yani ben bunları giyecek bir yer yok zaten. Sonra kız kardeşim de dedik ki abla bunları acaba satsak mı biz? Dedim yani alın olur mu? Hani tamam satalım da. E dedi, zaten veteriner borçlarımız dağ gibi oldu. <laughs> hani 3-5 bir şey gelse yaparız. pandemide çoğu yerler kapandı. Artık çalışan arkadaşımız, çalışan çevre azaldığı için Artık insanlardan bağış isteyememeye başladık. Ee, pandeminin olması, insanların çalışamıyor olması hayvanların daha az yaralandı, daha az hasta olduğu anlamına gelmiyor. Bağış toplayamadıkça da bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu fark ettik. Yani önceden kermes açıyorduk Büyük Park'ta. Bize bağışlanan kıyafetleri, temizleri, kullanır vaziyette olanları kermese satıp veteriner borçlarımızı kapatıyorduk. Ama şu an öyle bir şey de mümkün olmadığı için baktık evde de 10-15 tane kazak birikti. E, giyecek yer de yok. Dedik biz bunlar için bir Instagram hesabı açalım. Instagram hesabımızı açtık. Çok güzel birkaç arkadaşım paylaştı. Daha sonrasında bunları satışını yapmaya başladık. Çok güzel siparişler almaya başladık. Hem meditasyon yapıyorum <laughs> Çünkü benim için kazak örmek gerçekten bir meditasyon. Hem de ördüğüm şeyler bir sirkülasyona artık uğramaya başladı. Bir yandan örüyorum, satıyorum, bir yere gidiyor. Bir kısmıyla yeniden ip alıyorum. Böyle ben farkında olmadan büyüdü aslında bu. <laughs> Bazı ip firmaları ip bağışlamaya başladı bize bu çok güzel aldığımız tepkilerden. Hani ihraç fazlası ürünleri işte firmalar 3-5 liraya satacaklarına diyor hani yani 3-5 liradan ben zengin olmayacağım sana vereyim en azından güzel bir yere gitsin. Güveniyorlar da sağ olsunlar. Bu çok güzel bir tepkiydi benim için ve bunun yanında e, sosyal medyadan yine çok güzel tepkiler aldım. İşte ben de şunu yapmayı biliyorum ama hiç bunu satıp işte sokak sokak hayvanları için ya da sokak çocukları için bir şeyler yapmak aklıma gelmemişti gibi e, tepkiler almaya başladım. E, hani ilham olduğuma dair bu beni ekstra mutlu ediyor. İp veren firmalarımızla şöyle bir şey de yapıyoruz. Mesela 8 e, top ip verdilerse e, iki topuyla da bir sokak çocuğuna kazak örüyoruz. Sürekli gördüğümüz işte karton toplayan arkadaşlar var sokakta. Bakıyorum artık hani bedenlerini biliyoruz ya artık arkadaş gibi olduğumuz için hani fazladan elimde ip olduğunda onlara da bir şeyler yapıyoruz. Ama dediğim gibi ne kadar çok ip gelirse ya da ne kadar çok alışveriş yapılırsa ben sadece onlar için aracı olmuş oluyorum. Yine hayır. Hayvansal ürünlere hayır arkadaşlar. Sadece sentetik ve akrilik ip kullanıyorum. Koton ip kullanıyorum. Hayvanların canını yakmadan hayvanlara yardım ediyoruz değil mi? Kamuoyuna bildirilmeyen haberler ya da çoğu insanın bilmediği haberler bizim bir şekilde içinde olduğumuz gruplar, içinde olduğumuz sosyal medya sayfalarıyla biz haberdar oluyoruz böylelikle de onlar için şimdi evde otururken onu izliyorum ben. Örneğin işte çok zorda kalmış bir hayvan gidip onu birisinin oradan alması lazım. Alması için de bir arabaya benzin atılması lazım. Bunun için bir para lazım. Hadi hayvan oradan alındı. Veterinere götürüldü. Veterinerde tedavi masrafı. Tedaviden sonra tabii ki o sokağa atılmayacak o hayvan. Pansiyonda kalacak yuvalana kadar pansiyon masrafı. Yani vegan olduktan sonra bunların içerisinde daha çok bulunmaya başladım. Böyle olduğunda da iş bir şey yapmam gerekiyor. Bir şey yapmalı diye biz kız kardeşimle birden ayaklandık. Bunu da ilk etapta işte vegan olduktan hemen sonra eşyalarımızı satarak işe başladık. İşte bakıyorduk hani ben en son bunu ne zaman giydim? İşte bir yıl önce giydim çok da güzel giyinir vaziyette e hem bunu almak isteyen ama işte alamayan insanlarda da bir sirkülasyon olacaktı e hem parası hayvanlara gidecekti e burada aslında fayda sağlayan sadece hayvanlar olmayacaktı dediğim gibi onu almak isteyip de alamayan arkadaşlarımız iki ya da 3 kullanımla e o ürüne ulaşmış olacaklardı e böyle bir sirkülasyon izledik ve dediğim gibi vegan olmak hem beni ee, hayvanlarla alakalı o olumsuz o kötü yaşanan şeylerin içerisine çok fazla çekti. Bu da beni e, ayaklandırmaya itti.